konferansımızı büyük bir mutluluk içerisinde açıyoruz. Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesini, Türk milletine, Türk dünyasına ve emperyalizmin gazabını uğrayan bütün halklara umut olmuştur. Türkiye, Azerbaycan zaferiyle Amerikan emperyalizmini bir kez daha dize getirmiştir. Türkiye, Amerika tarafından bir kuşatma altındadır ve bu kuşatmayı Karabağ'dan yarmaktadır. Tabii ki saldırının bir cephesi Karabağ'dır. Fakat o zafer Sayın Genel Başkan Doğu Perinçek'in cumartesi günkü yazısında da dile getirdiği gibi bir model oluşturmaktadır. Türkiye için ve bölge devletleri için bir zafer modeli. Nedir o model? Bütün cephelerde Amerikan emperyalizmine karşı işbirliği ve ortak harekat. Her cephede farklı ittifak arayanların yanılgısı Karabağ zaferinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu zafer Türkiye'nin Akdeniz'de, Karadeniz'de, Adalar Denizi'nde ve Fırat'ın doğusuna ışık tutmuştur. Buradan Azerbaycan ordumuzu ve Azerbaycan Devleti Başkanı Aliyev'i tekrar kutluyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye, Mavi Vatan'ın da iktisadi, siyasi, askeri bir mücadelenin içerisindedir. Mavi Vatan bugün yürüyen 2. İstiklal Savaşımızın ön cephesidir. Türkiye'nin Mavi Vatan yenilgisini gözleyen kuvvetler var. Türk ordusu Mavi Vatan'da yenilirse diğer cephelerimizde de büyük zaafa uğrayacak ve içimizdeki işbirlikçiler taarruza geçecektir. Bu yüzden Libya'ya giden ticaret gemimizi Almanya, Fransa, Yunanistan işbirliğiyle işgal girişimi gerçekleşmektedir. Bu yüzden Fransa, ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetimi Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e her gün tatbikat düzenlemektedir. Bu yüzden Amerika ve Yunanistan sınırımıza 30 kilometre mesafede olan Dedeağaç'ta kara tatbikatı gerçekleştirmektedir. Ve bu yüzden içimizdeki Amerikancılar, PKK sözcüleri Mavi Vatanımıza saldırıp Yeşil Vatan demektedir. Mavi Vatan yenilgisi FETÖ'nün hapisten çıkma umududur. Mavi Vatan yenilgisi PKK'nın, Mehmetçiğin namlularından kurtulma umududur. Ve Mavi Vatan yenilgisi HDP'yi, meclisten Türkiye'yi bölme umududur. Fakat nafile, nasıl İstiklal Savaşımızı yüreği İngiliz, Fransız emperyalizmiyle çarpanlar mah ve nabut olduysa, bugün de yüreği Amerikan emperyalizmiyle çarpanlar mahvolacaktır. Türk devletinin ve Türk milletinin Mavi Vatan'da zaferden başka seçeneği yoktur. İşte bugünkü konferansımızda bu zaferi ve bu zaferin çözüm yöntemlerini konuşacağız. Ve Türk gençliğinin ve Türk milletinin mevzisini konuşacağız. Madem ki Türk gençliğinin, yani bizlerin birinci vazifesi Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza etmekse, bugün bu vazifenin vuku bulduğu yer Mavi Vatan'dır. Türk milletinin ve onun dinamiği ve devrimci gücü olan Türk gençliğinin geleceği de Mavi Vatan'dır. İşte Mavi Vatan gönüllüsü çalışmamızla kısa sürede 10 bin gence ulaşmamız bunu göstermektedir. 10 bin öncü, Atilla İlhan'ın bahsettiği dip dalgası. Şimdi o dip dalgası Mavi Vatan'da coşkuyla yükseliyor. Atatürk'ün izinden giden Türk gençliği geleceği için daha büyük sorumluluklar üstlenecek. Mavi Vatan'da zaferi görecek, Türkiye'nin bağımsız geleceğini inşa edecek.